Bir de biz millet olarak çabuk gaza gelen bir milletiz. Evet. Yani açık böyle bir şey. Ya ben bu buna da değineceğim ben bir iki cümle. Ya mesela şehit haberi geliyor. Hemen başlıyorlar işte Türk Türktür, Kürt şöyledir, Türk böyle. Yani bir ayrışma hemen bir meydana geliyor. Oysa bu ülkede Can Dündar kendine Türk der, Fethi Sekin de kendine Kürt, Kürt der. Der. E şimdi, Can Dündar bugün vatan hainidir. Ya şey diyorlar hocam, ya ben mesela Türk goğrudur. oğlu Türk'üm. Sivas'tım, İzmir'i görürken yani Türk oğlu Türk'üm. Türk kanı en asıl kandır. Fethi Sekin'in kanı ne olacak? Evet. Ben de milliyetçiyim. Milliyetçilik nedir? Ülkene helikopterini yapmak, ülkenin için çalışmak, ter dökmek. Ben gençlere söylüyorum ya. İşte ne yazıyor? Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ne okuyorsun sen? Bütün gün kafede oturuyorsun var çakıt moka içiyorsun. Fotoğrafını atıyorsun. Böyle bir marjinal. Bir de var ya hocam. Şimdi, evet. Görürsün Instagram'da. Gençlere bakın. Bir marjinal görüntü çiziyor. Ya sen o da var çakıt moka atıyorsun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyorsun. Altına yazıyorsun İsrail şöyledir adamın telefonunu kullanıyorsun. Adamın ayakkabısına giriyorsun. Onların silahlarla silahlanmıyor dinimizde ama üret. Ya şu bir telefon bile bu konu gelmişken. Şimdi ben bu telefona girerken face ID'si var. Parmak izim var. Ya her şeyim var adamda. Evet. Instagram'a girerken afersin yani fotoğrafımla izin veriyor musun diyor ya. Her şeyimi veriyorum. Cem Yılmaz'ın esprisi var ya sen ne yapsın diyor. Öyle bir şey yok evet. ki. Adam bunu reklam için kullanıyor. İşte daha şeyde Facebook, Mark Zuckerberg'in davaları vardı. İşte seçim zamanında bilgileri satmakla evet. insan yönlendiriyor, toplulukları yönlendiriyor bunlar. Uluslararası anlamda da e, sosyal medya özellikle istihbaratlar evet. tarafından e, hani o derin güçler tarafından da çok iyi kullanılıyor. Biz bunun biraz daha hani vatandaş boyutunda bakıyoruz ama e, sosyal medya algı yönetimini yurt dışından çok iyi yönetiyorlar Tabi. Ee, ve artık ülkeler eskisi gibi işte e, direkt çatışma artık e, soğuk savaş dönemleri bile bitti tamamen algı yönetimleriyle ve bunun da en büyük parçası sosyal medya evet yani bu şöyle bir şey e, söyleyeyim tek tıkla yüzlerce binlerce paylaşım yapılıyor artık bunun panel denen bir boyutu var hı hı. adam oluşturuyor hesapları bot hesapları hatta daha tehlikeli boyutunu ben size anlatayım Şimdi adam oluşturuyor mesela A partisi, B partisi, C partisi veya işte şu sevdası, bu sevdası bir hesap açıyor. Hı hı. Uzun süre gerçekten o yanlıymış gibi gösterip tweetler atıyor. Hı hı. Sonra bir anda diyor ki işte şu yani haşa ve haşa peygamberdir. Bu şöyledir. Sonra diyorlar ki bizim mesela işte basit olmamak lazım. Evet, evet. Bak bütün A partiler diyor ki buna böyle. Bak diyor bütün B partiler. Adam onun için özel bir çalışma yapıyor ve hı hı. gidiyor bunu sunuyor. Sonra ne oluyor haberlerde işte bütün şöyle diyenler genelliyorlar. Böyledir diye bir boyuta çıkartıyorlar. Yüz binlerce taraftarı var gibi değil mi? Ya tabii mesela bu Beğenim. sadece şey dedi yani bu platformlar da zaten Amerika menşeli. Biçiyor. Birçoğu evet. bir da hepsi. Silikon Vadisi menşeli. E bu evet hayır mesela TT'si vardı. Devam TT'si var. Devam Hı -hı. tamam hatırlarsınız. Evet. evet. Devam TT'si bire çıktı yok oldu. Bire çıktı yok oldu. Yani şöyle bir basit mantıkla baktığımız zaman bile ya bu ülkede tamam diyen insan sayısı tabii ki çok değil seçim gösterdi zaten. <laughs> Hadi çok olsun. Ya devam din insan herhalde o gün ikinci taytı yani sırada en kötü ihtimalle ki birinci sıradaydı gözümüze gördük. Yok oldu. Yani burada e, bu bir müdahale var. Ya ben şunu bile söylüyorum. Şimdi biraz daha böyle komplotevari şeyiz konuşmak istemem ama hani bu daha renkli cıvıl cıvıl bir konu. Ama e, bu bu Gülen denen örgütün, FETÖ'nün e, yapılanması nasıl örümcek ağ gibi. Evet. Daha önce Twitter'da çalışan insanlar gösterildi. <laughs> bir kuruma girdikleri zaman eleman alıyorlar değil mi? Yani Şimdi bu adam burada bir yere yükselse ya işte bütün şey adamın elinde. Evet. Ben o yüzden diyorum yerli ve milli medya, sosyal medya ve medya, sadece medya, sosyal medya boyutu değil, medya boyutundan da biraz bahsetmek istiyorum.